merhaba. Eskiden eşyanın tabiatına aykırı denilirdi. Yerini hayatın normal akışına ters tabiri aldı. Siyasette Meral Akşener'in muhteşem dönüşü ya da düşüşü konuşuluyor. Peki bir insan bırakın politikayı, günlük hayatta böyle zigzaklar çizebilir mi? Alnına silah dayamışlardır. Sanmıyorum. Geçmişte yağlı kaza oturtulmakla tehdit edilen bir figürden bahsediyorsak bu ihtimal dışıdır. Akşener ve partisinden önce iktidar cephesine bakalım. AKP-MHP koalisyonunun ki artık bu kelime terk edilse de fiili durum tam olarak böyledir. Koalisyondur. Evet AKP-MHP koalisyonunun herhangi bir politik ya da ahlaki duruşu yok. Günlük politikalarla ülkeyi ve siyaseti kontrol altında tutuyorlar. Bir tutarlılıkları var. Şöyle ki muhalefetten gelen her konuyu kategorik olarak reddediyorlar. Mecliste son derece disiplinli bir blok olarak genel kurul ve komisyonlarda göz açtırmıyorlar. Tüm anlaşmazlıkları krize dönüşmeden çözüyorlar. Liderler düzenli görüşüyor. Erdoğan ve Bahçeli 2023 yılı boyunca ortalama ayda bir kere buluşmuş. Devlette tüm kadro ve rantı bir biçimde paylaştılar paylaşıyorlar. Oysa her paylaşımda gürültü çıkar belli ki iyi yönetiliyor. Cukkası kesilen sıradan bir partili dahi koalisyonun canını sıkacak herhangi bir çıkış yapmıyor yapamıyor. Ta başından bugüne siyasi tüm konularda aralarından su sızmıyor. Sızsa da kamuoyu bilmiyor. Önümüzdeki 5 yıla hatta 2028 seçimlerine de aynı kararlılıkla bakıyorlar. Karşınızdaki iktidar bloğu reel olarak %50 artı 1'i bulamasa da 40'ı rahat yakalıyor ve bu yetiyor. Çünkü ittifak halindeki 40 parçalı 60'tan büyüktür. 7 Haziran 2015 seçimlerinin hemen ardından gördük, yaşadık, tecrübe ettik bunu. Peki ortaokul seviyesindeki bir çocuğun bile rahatlıkla anlayabileceği bu siyasal tablo karşısında Meral Akşener'in sıkıntısı nedir? Devamla 3 Mart'taki çıkışından bu tarafa yaptığı hamleler kime yaradı? Son seçimden daha fazla çalışıyor mu? Dün eksik bırakıp bugün neyi tamamladı? İktidara hangi konuda muhalefet etti ve nasıl sonuç aldı? Sarayı rahatsız edecek ne yaptı? Partisinin oylarını koruyabildi mi? Artırma iradesi var mı? Siyasal olarak duruşu nedir? Neyi farklı yapıyor? İnsanlar neden oy versin? Yerel seçimde 81 ilde kendi adayını çıkaracağını ilan etti. Hangisi banko kazanıyor? Cevabı içinde olan sorular bunlar. Her partili her seçmen kendi genel merkezine yöneltebilir bu soruları. Birinci seçmen de böyle yapar ve tercihini buna göre belirler. Ne çare Türkiye'de siyaset böyle yapılmıyor ve seçmenin önceliği de bu sorular değil. Öyle olduğu için politikacılar ucuz günlük popülizmle iş tutuyorlar. Fakat Akşener'inki bu da değil. Karşımızda liderin oğlunun kampanya sorumlusu olduğu bir aile partisi ve poşetlerle kampanya ekibine dağıtılan kayıt dışı paralarla kirlenmiş bir siyasi yapı var. Kanamayı durduramayan bir genel başkan, konuştukça saçmalayan ve kendi siyasi mezarını kazan, kazdıkça bunu derinleştiren bir lider olup çıktı. Meral Akşener İyi Parti macerası olmasa tarihe 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı iken valileri genelkurmay briefingine göndermediği için söyleyin o kadına yağlı kaza oturturuz tehdidine maruz kalmış ve buna meydan okumuş yürekli bir kadın olarak geçecekti. Kalıbının insanı değilmiş. Koskoca bir ömrü heder olarak gidecek. Ne uğruna? İşte bu sorunun da cevabı içindedir esasen.